Değerli arkadaşlar bakın terör özgürlüğümüzü toplumsal dayanışmamızı yaşam hakkı başta olmak üzere temel haklarımızı hukuk kurallarımızı demokrasimizi hedef almaktadır. Biz de teröristlerin amaç ve hedeflerinin tam aksine özgürlüklerimize ve bu değerlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Hukuk devleti ilkesinden asla sapmayacağız. Hukukun üstünlüğü sağlanacak ülkede demokrasi standartlarımızı yükselteceğiz. Terörle mücadelede sadece güvenlik odaklı bir yaklaşımın asla başarıya ulaşamayacağını tecrübelerimizin ışığında gayet iyi biliyoruz. Elinde silah olan bir örgüte karşı tabii ki en güçlü silahla donatacaksınız silahlı kuvvetlerinizi, güvenlik birimlerinizi. Ancak binlerce şehit vermemize ve hesapsız çok miktarda kaynaklarımızın heba olmasına rağmen Hedeflenen sonuçların alınamadığını da görüyoruz. Çünkü tek tek teröristleri etkisiz hale getirerek terörü kurutamıyorsunuz, bitiremiyorsunuz. Aydınıyla, bilim insanıyla, üniversiteleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasetçiler olarak hep beraber bu meseleyi yeniden düşünmenin zamanı geldi artık bu ülkede. Evet, terör örgütü PKK ile kararlılıkla mücadele deva parçası olarak bizim programımızda çok önemli bir yer alır ve öncelikli bir taahhüdümüzdür. Her türlü terör örgütüne, PKK'ya karşı da büyük bir mücadele hep beraber vermek zorundayız. PKK dahil tüm terör örgütlerini ve eylemlerini kınıyoruz, lanetliyoruz. Etnik, dini ve ideolojik hiçbir bahanenin terör eylemlerine gerekçe oluşturamayacağını da söylüyoruz. Teröristlerin şiddete dayalı tüm yöntemlerini kesinlikle reddediyoruz. Askerimizle polisimizle bizim askerimizdir, bizim polisimizdir. Bizi huzur ve güven içinde yaşatan bu vatan evlatlarının üstün ve özverili gayretlerine ancak minnet ve şükran duygularıyla mukabele ederiz. Hükümetin darmadağınık, çelişkili ve tutarsız adımlarını sorgulamak, hesaba çekmek, Yanlışlıklar gördüğümüzde eleştirmek, bunların düzeltilmesini ısrarla talep etmek ise yine bizim sorumluluğumuzdur. Ülkemize ve insanımıza olan borcumuzdur. Öyle hükümetin her önüne önümüze getirdiğini onaylayacak durumda değiliz. Kimse kusura bakmasın. Her konuda büyük hatalar yapan hükümetin güvenlik meselelerinde sıfır hatayla gittiğini kimse iddia edemez. Biz her alanda olduğu gibi İç ve dış güvenlik meselelerinde de hükümetin hatalarını yüzlerine aynen vuracağız. Tabi bunlar ne yapıyor hemen? Milli mesele diyorlar, milli mesele ise dokunulmazdır, bize de dokunamazsınız, eleştiremezsiniz deyip kafalarını eseni yapıyorlar. Öyle ya ama yok. Biz bakacağız, her şeyi analiz edeceğiz. Doğruya doğru diyeceğiz ama yanlışı da yüzlerine vuracağız.